Bundan sonra Cebrail aleyhisselam cennetin kapısını tahrik etti. Cennetin hazinedarı olan Rıdvan kimdir o dedi. Cebrail, ben Cebrail'im dedi. Tekrar sordu. Ya seninle beraber olan yanındaki kimdir dedi. Muhammed'dir dedi. Onun peygamberlik zamanı geldi mi dedi. Evet, onun peygamberlik zamanı geldi deyince Allah'a hamdolsun deyip kapıyı açtı. Gördüm ki kapının bentleri gümüşten, eşiği inciden, çerçeveleri de cevahirdendi. İçeri girince Rıdvan'ı gördüm. İşlemeli bir taht üzerine oturmuş, melekler de çevresinde el bağlayıp durmuşlardı. Bana tazim ettiler. Selam verdim, karşılığını verdi ve bana sevinçli göründü. Müjdeledi. Cennet ehlinin pek çoğu senin ümmetindendir ya Resulullah dedi. Dedim ki bana ümmetimden haber ver. Şöyle dedi. Yüce Hak cenneti üç kısma ayırdı. İkisini senin ümmetine, birini de sair ümmetlere, yani diğer peygamberlerin ümmetlerine verdi dedi Rıdvan. Rıdvan'ın önünde nurdan çokça anahtarlar vardı. Gördüm. Dedim ki ya Rıdvan, bu anahtarlar nedir? Sordum ona. Şöyle anlattı. Ümmetinden bir kimse La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur derse Yüce Hak onun için bir köşk yaratır. O köşkün anahtarını da bana teslim eder. O kimse kıyamet günü kabirden kalktığı zaman köşkünün anahtarını kendisine verir. Gider köşküne, yani varacağı menziline, hedefine yerleşir. Rıdvan'ın halifelerini ve askerlerini gördüm. Cennetin kapısına bir halife koymuştu. Her halifenin hizmetinde 700 bin melek vardı. Yalnız Rıdvan'ın 70 bin kumandanı vardı. Her kumandanın 70 bin askeri vardı. Rıdvan'ın okuduğu tesbih duası da şuydu. Subhanel Hallakul Alim, Subhanel Kerimil Ekrem, Subhanel Musibu men etâ'ahu cenneten naim. Yani ne demek? Büyük yaratıcı, yüce bilgin zat noksan sıfatlardan münezzehtir. Kerimlerin en kerimi yüce zat noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisine itaat edene sevap olarak naim cennetini ihsan eden yüce zat noksan sıfatlardan münezzehtir manasında Rıdvan devamlı bu tesbihatı çekiyordu. Bundan sonra bana naim cennetini gösterdi. Hasılı o kadar çeşitli nimetler gördüm ki bütün ömrümü onun beyanı için harcasam onu anlatıp bitirmek mümkün olmazdı buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin duvarlarını şöyle gördüm. Bir kerpici altın, bir kerpici gümüş, bir kerpici kızıl yakut, bir kerpici yeşil zebercet, bir kerpici incidendi. Harç yerine misk ve kafur kullanmışlardı. Duvarın kalınlığı 500 yıllık bir mesafe yoldu. Duvarı o kadar berrak ki dışarıdan içerisi, içeriden de dışarısı görünür. Ayna gibiydi. 7 kat sema, 7 kat yer, arş, kürsi onun duvarlarından müşahede edilirdi. Cennetin toprağı misk, amber ve kafurdu. Otları zafirandı ve erguvandı. Cennetin ufak çakıl taşı yerine zümrüt, yakut, inci dökülmüştü. Cennette köşkler gördüm. Bazısı yakuttandı. Kubbeleri de incidendi. Bazısı da cevahirden olup
kubbeleri de zümrüttendi. Bazısı da altındandı. Her köşkte 70 bin saray vardı. Her sarayda 70 bin hücre. Her hücrede ise 70 bin hane vardı. Her hanenin de bazısında altından, bazısından gümüşten tahtlar vardı. Her taht üzerinde zebercetten bir çadır. Her çadırda ise 70 bin dibaceden yatak vardı. 70 bin yatak pek süslü döşenmişti. Hiçbir yatak diğerine benzemiyordu. Türlü amber, misk ile doldurulmuştu. Orada bulunan hurilerin giydikleri hullelerden etleri, derileri, kemikleri ve ilikleri görünüyordu. Her hurinin başında bir taç vardı. Cevahirle süslenmişti. Her bir hurinin 40 bin zülüflü bukle mis saçı vardı. Her birinin zülfü 70 bin ziynetle bezenmişti. O ziynetlerin her birinden çeşitli tatlı sesler çıkıyordu. Ki onları dinlemekten büyük lezzetler hasıl oluyordu. Her hurinin önünde 70 bin hizmetkar durmuştu. Her tahtın etrafında altından ve gümüşten, inciden, zümrütten, kafurdan kürsüler düzülmüştü. Bir kürsü diğer kürsüye benzemiyordu. Cennette ırmaklar gördüm. Sütten, sudan, şaraptan, baldan, her köşke bir 4 ırmaktan kol ayrılıyor. O köşklerin içine akıyordu. Kafurdan, beyaz baldan, tatlı kokusu miskten güzeldi. Orada çeşmeler gördüm. Rahik'ten, Selsebil'den, Tesnim'den, o ırmakların ve çeşmelerin kenarları altın, inci, gümüş ve yakuttandı. O ırmakların içindeki taşlar, kaynaklarda olan cevahir ve inciler, çeşitli renklerle renkleniyorlardı. O ırmakların köpüğü misk ve amber idi. Çevresinde biten otlar sümbül ve zafiran idi. Orada ağaçlar gördüm. Şöyle ulu idi. Bir kimse yörük atla 70 bin sene koşsa onun gölgesinden çıkamaz. O ağaçların kökü altından, dalları yakuttan, inciden, zebercettendi. O ağacın yaprakları sündüsten, harirden, dibacandı. Onun her yaprağı kaftan kafadar. Dünyayı tutmuştu. O ağacın her meyvesi büyük testi kadardı. Büyük testi gibi iriydi. Her meyvede 70 türlü lezzet vardı. Her meyve kendisini cennet ehline arz eder. Cennet ehlinin gönlü o meyveyi istediği zaman yerinden kopar. Altın bir tabak içinde onun ağzı hizasına gelirdi. Cennet ehli o görmüş olduğu meyvelerden canı istediği zaman meyve kendiliğinden bir altın tepsi tabak içerisinde kopup gelip o kişinin göğsü hizasına ve hiç zahmet çekmeden o meyveyi yerdi. O meyveyi yedikten sonra hemen yenisi o meyvenin yerine çıkardı. O ağacın üzerinde kuşlar gördüm. Deve misaliydiler. Cennette ne çeşit renk varsa onların üzerinde o renkten vardı. Tahtların önünde geçip 100 çeşit ayrı sesler ve nameler çıkarıyorlardı. Cennet ehli o kuşlardan birine sorar. Sesin mi güzeldi yoksa suretin mi? Cennet ehli o kuşlara şöyle sorar. Senin sesin mi güzel yoksa suretin mi daha güzeldir? Kuşlar da şöyle cevap verirdir. Etim ikisinden de daha güzeldir.
Kuşun bu deyişi üzerine o kimsenin iştahı oluşur, iştahı kabarır. Derhal o kuş büryan olur, yani kesilir, pişer, isteyenin önüne gelir. Nasıl isterse öyle yer. Yedikten sonra o kuş tekrar hemen dirilir, o ağacın üzerinde namelere, yani ötmeye, öterek nameler söylemeye başlar. Hep birden cennet ehlini överler. Bana 8 cenneti arz ettiler. Bunların 4'ü bağ ile bostan idi. O cennetler şunlardır. 1. Firdevs cenneti. 2. Meva cenneti. 3. Adn cenneti. 4. Naim cenneti. Şunlar saraylar ve bağlar, bahçelerden ibaretti. Darusselam, selam yurdu. Darul Celal, celal yurdu. Darul Karar, karar yurdu. Darul Hud, daimi yurttur demektir yani. Bu son sayılan cennetlerin her birinde gökteki yıldızlar ve yerde yabanda olan kumlar sayısında çimenler ve bostanlar vardı. Arş-ı Rahman cennetin tavanıdır. Bana yalnız Ad cennetindekileri köşkleri gösterdiler. Sadece Ad cennetindeki köşkleri gösterdiler. Göklerde olan yıldızlar sayısı kadardı. Sadece Ad cennetindeki köşkler gökteki yıldızlar sayısı kadardı. Onların pek çoğu ashabım ve ümmetimin ismine idi. Her köşk yerle sema arası kadardı. Cebrail o köşkleri bana gösterdi ve şöyle dedi. Şu falanın köşküdür, şu da falanın köşküdür. Onların içinde bir köşk gördüm, cümlesinden yüksek ve büyüktü. Bu köşk kimindir diye sordum. Cebrail şöyle dedi. Bu köşk Ebu Bekir radıyallahu anh'ın köşküdür. Daha sonra Ömer'in, daha sonra Osman'ın, daha sonra Ali'nin köşklerini gösterdi bana. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, senin kasrını yani köşkünü gördüm. Kızıl altındandı. Onda olan lütufları, hazırlanan ihsanları müşahede ettim. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. O kasrın yani o köşkün sahibi sana fedadır ya Resulallah. Bundan sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh şöyle buyurdu. Senin köşkünü de gördüm ya Ömer. Yakut'tan idi. Orada çokça huriler vardı. İçeri girdim. Senin kıskançlığın aklıma geldi. Senin kıskançlığını düşündüm. Bundan sonra hemen çıktım. Bundan sonra Hazreti Osman'a radıyallahu anh'a şöyle buyurdu. Seni her semada gördüm ya Osman. Cennetteki köşkünü de gördüm. Mutala ettim, düşündüm. Seyrettim, müşahede ettim. Daha sonra Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'a şöyle buyurdu. Ya Ali, senin suretini 4. semada gördüm. Cibril'e sordum. Şöyle anlattı. Ya Resulullah, melekler Ali'yi görmeye müştak oldular. Onun için Yüce Hak, onun suretinde bir melek yarattı. 4. kat semaya bıraktı. Ta ki melekler onu ziyaret ediler. Sonra senin köşküne girdim. Bir ağaçtan yemiş aldım. Kokladım. Oradan bir huri çıktı. Perdesini çekti. Ona sen kimsin diye sordum. Şöyle dedi. Senin kardeşin ve amcanın oğlu Ali için yaratıldım ya Resulallah. Daha sonra